Dokuz yüzük, varlıklar arasında güce en düşkün olan insan ırkına bahşedilmişti. Bütün ırklara hükmedecek gücü muhafaza ediyordu bu yüzükler. Lakin hepsi, elfler, insanlar, cüceler, hepsi ama hepsi kandırıldı. Mordor diyarında, hüküm dağının ateşlerinde gizlice dövmüştü karanlıklar efendisi Sauron. Hükmeden yüzüğü diğerlerine hükmedebilmek için bütün zulmünü, kinini ve tüm yaşamlara hakim olma iradesini kattı bu yüzüğe. Hepsine hükmedecek tek bir yüzük. Orta dünyanın hür diyarları yüzüğün gücü karşısında birer birer düştüler. Ama karşı koyanlar da vardı. Ateistler yanıldı. Demokratlar yanıldı. Gelenekçiler, dindarlar yanıldı. Hepsi de insanlığa ihanet ettiler ve hepsi de haklı bir şekilde insanlık uğruna ölüme yürüyenlerin varlığını kabul ediyorlar. Tüm gruplar adına karar veren derin devlet, insanların iddialarının yüzleştirildiği birçok anarşist eyleme, teröre ve savaşa neden olacak olan süreci 1980 itibariyle darbe ile başlatmış oluyor. Kenan Evren vasıtasıyla iletilmiş olan mesaj. Ey ahmaklar! Kıslarınızın kurbanı oldunuz. İsmet İnönü'nün de dediği gibi sonunu düşünmeden mevki ve menfaat peşinde koşarak yaşamaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sonra da çıkıp birileri insanlığa tuzak kurdu demeye hiç hakkınız yok. Bu böyle biline. Derin devlet mesajını verdi. Halka içinden bir kurtarıcı çıkartarak Kültürlerde ve inançlarda geçen, inandığı, uğruna yaşadığı hikayeleri ispatlaması için son bir şans verelim. Kendisiyle yüzleşsin ve süreci şeffaflaştırarak tüm insanların kabul edeceği sistemi oluştursun. Biz kendisine gerektiği takdirde gereken yönlendirmeleri gerekli mercilerden yaparız. Demirel Ecevit Erbakan ve Türkeş gibi liderlerin başarısızlığı hem derin devlet hem de halk tarafından tamamıyla anlaşılmıştır. Artık onların yerine süreci sona taşıyacak yeni bir lider var. Ve bu lider derin devlet tarafından kendisine empoze edilen sloganlara sahip. Şöyle diyor: Devlet yönetimi şeffaflaşsın. Ey halk, haksızlık yapanları ihbar et. İhbar et ki haksızlıklar son bulsun. Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla halkın talebi ortaya çıkmış oldu. Hileli olan açığa çıksın ki her türlü hilekarlık yok edilsin. Fakat derin devlet halkın bu talebini yerine getirirse hedefine ulaşamadan kendisi iflas eder. Bu yüzden bir yandan Erdoğan'ı destekler gözükürken bir yandan da onu zor durumda bırakacak olaylar tasarlayacaksın. Ve en sonunda Erdoğan da baskıya dayanamayarak zıvanadan çıkacak. Sana ne? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Topunuz gelin. Siz kimsiniz ya? Sen kimsin? Sen kimsin terbiyesiz? Ya ben kimim ya? Böylece artık derin devletin elinde Tayyip Erdoğan'ın üzerine yüklendiği bazı sorumlulukları yerine getiremediğini gösteren kanıtlar oluşmuş oldu. Yani artık derin devlet kendi suçunu itiraf edecek olursa yetkililerin ortaya çıkacak yükü kaldıramayacağını bahane ederek halkın hilekarlık ortaya çıkarılsın talebini dikkate almadan hareket edebilme özgürlüğünü elde etmiş oldu. Erdoğan'a gerekli mesajı zaten vermişlerdi. Sen ya da başka birisi iyi olduğunu düşündüğü çıkışı yapsa bile birileri onları engelleyecek ve en sonunda derin devletin dediği olacak. Bu yüzden boşuna uğraşmayın. Hep beraber sonumuza yürüyelim. Hepimiz iflas ettik. İnsanlık iflas etti. Derin devlet hem halk hem de Atatürk'ün yolu yanıldı diyebilmek için Tayyip Erdoğan'a, Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam eden yolculuğunun aynısını yaşatma planını uygulamaya koydu. Atatürk, o zor koşullarda inandığı değerler için yeni bir sürece başlamayı seçmişti. O koşulların aynısı Tayyip Erdoğan için de oluşturuldu. Atatürk, padişahtan ayrılarak, Yeni bir sürece başladı. Tayyip Erdoğan ise Erbakan'dan ayrılarak yeni bir sürece başladı. Atatürk pek çok zorlukla karşılaştı. Hakkında idam kararı bile verildi. Benzer zorluklar Erdoğan için de çıkartıldı. Hapse bile girdi. Atatürk'ün başını çektiği süreç en sonunda derin devlete devredilmek zorunda kaldı ve tüm sorumluluk İnönü'nün istifasıyla derin devlete geçmişti. Tayyip Erdoğan da derin devletin kanatları altında habersizce başladığı süreci ya derin devlete devredecek ya da bir mucize olacak ve insanlığın sorunlarına çözüm üretilecek. Erdoğan gibiler ve derin devlet bir mucize bekleyerek zaman geçiriyor. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek bence. Biliyorum. Müjdeler olsun size. Doldu batmayan güneş. Bir yerlerde güneşler doğuyor. Bir, bir şeyler kök Rabbimin lütfuyla batmayan güneşin doğuşuna inşallah az kaldı. Fakat mucize beklemek mağduriyetleri gidermez sorunları çözmez ve bu bekleyişin faturasını tüm tembeller bir gün mutlaka öderler Tayyip Erdoğan bir değişim gerçekleşecek bir mesih gelecek gibi açıklamalarla topu halka atarak sürecin sorumluluğundan kaçıyor Halk içinde bulunduğu sorunları çözecek ya da sorunların altında kalarak ezilecek Peki, derin devletin taşeronluğunu yapan, gezmiş, çatlı, öcalan, ağaca, Samas ve Gariboğlu gibi gençler ne yapacak? Bu arkadaşlar derin devletin kullandığı şablona göre mesajlarını vererek <laughs> Bu arkadaşlar derin devletin kullandığı şablona göre mesajlarını vererek derin devletin kararlarına boyun eğdiklerini bildirdiler. Ve şimdi Erdoğan'ın önünde hem onu hem derin devleti inceleyerek kendi süreci yaşından dolayı kamu davası sıfatı kazanan Derin devleti incelemeye başlayabileceği iki seçenek var. O gün ve Cem. Ve bunlardan birisi şu an hayatta. Tayyip Erdoğan bu çocuğa biz Allah rızası için yaşayan insanlarız. Elimize geçen bilgiyi insanlığın yararına harcayacağımıza dair şeref sözü veriyorum. Bana konuş. Sorumluluk bana ait. Gerekeni insanlık için yapar. Elimizdeki imkan ve fırsatları tüm insanları huzura kavuşturmak için harcarız diyerek onu konuşmaya ikna etse derin devletle ilgili gerçekler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Sonuç itibariyle konunun bir yerden konuşulmaya başlanması gerekmekte. Yetkililerin konuyu gerektiği gibi araştırma zamanı geçiyor.